Benim dedemin dedesinden kalma benim bu iş. Ben 58 yıllarında buralara gelirdim. ...58'den bugüne kadar, yani normal 61 senedir ben bu işin içinde dönüyorum. Bereketlim mal. Ha bugün peygamberlerimizin içinde hiç çobanlık yapmayanı yoktur. Köylü bunu kapısında taşıyan yokluk görmez. Bu Resulullah'ın hadisi. Yokluk görmez. Çünkü her zaman her an bu para. En büyük sıkıntısı, zorluğu bugünler. Takip edersen, uykusuz kalırsan, gece gündüz ardını şey yaparsan kazanırsın. Bir ay sonra buzu öldü mü koyun şurada bomboş kalır. Kuzu doğduktan sonra 3 günü çok önemli. İlk günleri çok önemli. İlk hafta 3 gün onu açlığını geçirmeden, kendini perişan etmeden, soğutmadan anayı bulur. Emzirirsen, emzittirirsen o kuzu ayağa dikilir. Kuzu ana rahminde 5 ay durur. 3 ayda canlanır. 3 aydan sonra öbür 2 ayda da canlı olarak ana rahminde durur. 5 ay sonra doğum yapar. Ha, doğumdan sonra kuzu koyunu birbirini kokulayarak bulurlar. Kokusuyla bulurlar. Ama 2 aylık oldu muydu sesiyle bulur birbirini. Sesiyle tanırlar. Ha, bu kuzular bugün Mart ayında doğum yapıyor. Mart'tan sonra Nisan'da anayla yayılmaya başlar. Yem yok. Herkes bileğinin ekmeğini yiyecek, doğadan yiyecek. Ana da süt emecek, ot yiyecek, çiçek yiyecek. Kuzu da çiçeğin galerili sütünü emecek. İşte randıman burada. Ha, zayiat verir. %10 telef hakkıdır malum. Her şeyde %10 vardır. Ama şimdi çoğu %50, %60 zayiat veriyor. Niye? Erken kuş katıyor.